İslamiyette komşuluk ve akrabalık ilişkileri nasıl olmalıdır? Onu sormak istiyordum hocam. Hay hay soralım inşallah bazen, İhsan Bey. Bazen bazen görüyorum e, ha, hacı olmuş, e, hoca olmuş bakıyorum haftalarca, aylarca, senelerce akrabalarıyla görüşmüyorlar. Yani bunun günahı nedir? Şeyi nedir? Sübhanallah. Soralım bakalım İhsan Bey Lütfen. ne diyecek hocam. teşekkür ederim. İyi akşamlar Biz teşekkür diliyorum. ederiz efendim. Afiyet diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sosyal bir yara hocam. Yani bazen ben kendi evimden, apartmanımdan örnek vereyim. Asansörde karşılaştığımız insanlarla selam vermekten birbirimize imtina eder duruma gelmişiz. Hatta birbirimizi tanımıyoruz. Peki İslamiyet'e mensup olan Müslümanların komşuluk ilişkileri nasıl olmalı? Bu hususta bizi aydınlatır mısınız? Komşuluk ilişkilerine riayet etmek, Kur'an-ı Kerim'in bir tavsiyesidir bizlere. Allah'a ibadetten sonra, ona bir şeyi ortak koşmamaktan sonra anaya babaya iyilik böyle sayıyor Kur'an-ı Kerim. Hı hı. Estağfurullah. Ve abudullah. Allah'a ibadet edin. Ve la tuşrikü bihi. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın. Evet. Ve bil valideyni ihsane. Babaya anaya iyilik yapın. Ve bizil kurbe vel yeteme. Bakın. Akrabalara iyilik yapın. Akrabalara iyilik yapın. Sıla-i rahimi evet, mi hocam. Evet. Sıla-i rahim yani sılay rahim de bunun içinde akrabalara iyilik yapın yani onları gözetin ihtiyaçları varsa, yardıma ihtiyaçları varsa gözetilmeye ihtiyaçları varsa onları gözetin yani şimdi eğer akrabalar aç ve sefil bir durumdaysa bizim de imkanımız varsa onlara yardım, onlara yardım etmek sorumluluktur bazı ceza davalarında bile o akrabalara yardım etmek gibi bir zorunlu zorunluluğumuz var bizim. Vel <Sessizlik> yeteme yetimlere e, iyilikte bulunun. Sonra ne, ne diyor? Vel cari zinul kub vel Yakın komşuya, uzak komşuya iyilikte bulunun. Bakın bu ayeti kerimede hepsini birden toparlamış Allah bu Teala. Bu bir Hazret emir değil mi hocam ya? Evet, emir yani emir kalıbında geliyor bu. Dolayısıyla toplumda biz akrabalara yardım etme noktasında yakın komşuya, uzak komşuya yardım etme konusunda sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. İnna Allah'a ye'muru bin adl. Değil mi? Şimdi bütün cumalarda hep biz bunu dinliyoruz. Nail suresinin 90. ayet-i kerimesini dinliyoruz. İnna Allahu ye'muru bin adl. Öncelikle Allah adaleti emrediyor. Adalet nedir? Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Yani her şeyi gereği gibi yapın diyor Allah Teala. Nasıl bir şey nasıl yapılması gerekiyorsa onu öyle yapın. Ve ihsan ihsanı yani iyilik yapmayı iyilikleri en güzel bir şekilde yapmayı yaptığınız işi en güzel bir şekilde yapmayı yerine yerine getirin. Ve ita izil kurba ve yakınlara vermeyi bakmayı size Allah Teala emrediyor diyor. E, Kur'an-ı Kerim'in birkaç ayeti kerimesinde sıla rahimden bahsediyor. sıla rahim. Akrabaya gidip gelmek, Rahim, rahim akrabalar demektir. Sıla demek bitiştirmek anlamına geliyor zaten. Sıla. ...iletişim kurmak, birleştirmek, bitiştirmek anlamlarına geliyor. Akrabalarla iletişim kurma, akrabalarla ilgilenme anlamına geliyor. Bununla ilgili, sılay rahimle ilgili Allah Teala e, sıla sılay rahmi yerine getirenleri överken, mesela belledine yasırın ama emarallahu Allahu bihi en yusale. O kimseler ki Allah Teala'nın iletişim kurulmasını istediği şeyler konularda birbirleriyle iletişim kururlar. Yani sılay rahim de bunlardan bir tanesidir. Yani akrabalarla iletişimlerini Yerine getirirler. İyi bir Müslüman olmanın örneği değil mi hocam bu? Allah'tan korkarlar. Sonra da bunları sayıyor sayıyor namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Uleyke lehum ukbettar. <laughs> Ahiret bunlar içindir diyor. Yani güzel netice, ya. güzel sonuç, ahiretteki güzel sonuçlar bunlar içindir. Vellezine <laughs> yankutun ahdallah. Allah'a verdiği sözü bozanlar. Min ba'di misakihi. Kuvvetle Allah'a söz verdikten sonra... Ne zaman kuvvetle söz veriyor? E başında bir sıkıntı, musibet geldiği zaman kuvvetle Allah'a söz veriyor, değil mi o zaman? Allah'a söz verdikten sonra sözünü bozanlar ve yaqtun ma Allahu bihi ve tam tersine Allah'ın emrettiği şeyi kat edenler, yani kesenler. Ne demek? Akrabayla iletişimi kesenler, ilişkileri kesenler. Akrabayla konuşmayanlar bir mazereti geçerli dinen geçerli bir mazereti olmaksızın akrabayla kim iletişimi keserse işte onlar ve yusiduna fil ard ve yeryüzünde fesat çıkaranlar yeryüzünün nizamını intizamını düzenini bozanlar yeryüzünü çekilmez hale getirenler yeryüzünde zalimlik yapanlar sadece bunu devletler için değil fertler için de aynı şey söz konusudur. Yani bu, bulunduğu mahalleyi mahalleyi fesada çevirenler, bulunduğu evi fesada çevirenler, efendim ailesini fesada çevirenler, akrabaları arasında fitne ve fesat peşinde koşanlar, onu ona bunu buna efendim takanlar, e, birbirine düşman edenler var ya. Bakın sonunda işte burayı esas söylemek için okuyorum. Ulaike lehumul la'netu onlar için Allah Allah. lanet vardır. Ulaike lahumul lanet. Onlar için lanet vardır. Bu lanet ne? Hani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bazen birbirini tefsir ediyor. Onlar için lanet vardır. Kimin laneti? Lanetullahi, Allah'ın laneti, vel meleike, meleklerin laneti, nasi ecmen, bütün insanların laneti. Ve lehum suuddar. Deminkinin tam tersi. Orada ne diyordu? Ulaike lahum Efendim, onlar için Güzel yurt onlar için diyordu ya. Ay, ahiret yurdu için. onlar içindir. Burada da ne diyor? Suuddar, kötü yurt onlar içindir. Yani cehennem onlar içindir. Cehennem onlar içindir. Kötü yurt, kötü ev, kötü mesken onlar içindir. Bak ne kadar önemli bir şey. Hocam bütün bunları öğrendikten sonra... Yani ayet-i kerime çok güzel ifade ettiniz. Yakın akraba, uzak akraba, garip, gureba, fakir, fukara... Hepsini kucaklamamız lazım. Çünkü... Bizim gitmeyi arzuladığımız her cennet bahçeleri. İnsanlar Tabii ki. nasip olur. Ama bütün bunları biliyorken yapamıyoruz. Evet. Dedim ya selam bile vermekten artık birbirimize imtina eder Maalesef. hale gelmişiz. Ee, çok kısa en azından hani komşusu aç iki, aç olarak yatan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu noktada yani bize e, kulağımıza küpe olarak takabileceğimiz şöyle bir iki tavsiyede bulunsanız çok sevineceğiz. Evet. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. Günümüze nasıl biz bunu uyarlıyoruz? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yani Resulullah Efendimiz diyor ki o bizden değildir. O Müslüman değildir anlaşılmasın. Yani o benim oluşturmak istediğim bir ümmet profili olamaz çok ağır bir şahsın şey o. Evet, benim oluşturmak istediğim ümmet profiline dahil değildir. Bu ne demektir? Ben onu sevmiyorum. Ben onu sevmiyorum demektir. Yani bu gibi kişileri hani mümin değildir demek hmm. aynı zamanda ben onu sevmiyorum. Ben onun bu davranışını sevmiyorum demektir. Bakın, biz ne zaman kuvvetli olabiliriz? Eğer ailelerimiz kuvvetli olursa Bakın öncelikle kendi ailemiz kuvvetli olursa, sonra mahallemizde aile olursa, yani mahallede bir aile gibi olursak, hmm. muhtarlıkta bir aile gibi olursak, ilçede bir aile gibi olursak, vilayette bir aile gibi olursak, bütün ülke bir aile gibi olursa emin olun ki kimse bizi yıkamaz. Hani Mehmet Akif ne diyor? Ee, efendim... E Top onu sindiremez diyor değil mi? Toplu vurdukça gönüller. Toplu vurdukça yürekler top onu sindiremez diyor ya. Ama bakın özellikle bizim ailemizi hedef aldı düşmanlarımız. Düşmanlarımız bizim ailemizi hedef aldı ve aileyi birbirine düşman etti. Bakın gelin kaynana dizileri değil mi? Komedi gibi izliyoruz, gülüyoruz. Ne oldu? Aslında bizim değerlerimizi dinamitlediler. Evet bizim değerlerimizi dinamitlediler, yıktılar Gelinlerle kayınanlar birbirine düşman ettiler ve artık gelinlerle kaynanalar eee birbirleriyle aynı evde yaşamıyorlar ta zaten evlenme şartlarından bir tanesi ayrı yaşamak şartı. Kayınanana bakmam, Kayınbabana bakmam, değil mi? Yani şartlardan bir tanesi bu. Veya kızımızı verirken ne diyoruz? Ayrı ev tutacaksın, şöyle yapacaksın. Kim yapıyor bunu? Kendi annelerimiz, babalarımız yapıyor bunu ve Bizde artık aile mefhumu gitgide azaldı. Çocuklarımız şimdi ne yapıyor? Herkesin ellerinde cep telefonu, odalarına çekiliyorlar. E kimseyle iletişim yok. O karşıda, e, o ekranda kimi görüyorsa onunla iletişimi var. Kardeşiyle iletişimi yok, babasıyla Kardeşim. annesiyle Kardeşim. iletişimi yok. Ve artık aile yuvalarımız dağılır bir vaziyete geldi, bir hale geldi. Ve e, bu gerçekten bizim ülkemiz için, geleceğimiz için... Çok büyük bir tehlike arz ediyor. İnşallah silkeleniriz hocam bu anlattıklarınızla. İnşallah.